Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fine makeup yapacağım. TikTok'ta ve Instagram'da çok dönüyordu bu makyajlar biliyorsunuz. Gözleri biraz daha çekik göstermek amaçlı bu makyaj. L'Oreal True Match fondötenini uygulayacağım şimdi. Bunu beni takip edenler bilir, çok seviyorum çünkü kuru cildime çok iyi geliyor. Fondöteni de şu Puff Puff Sponge makyaj süngeriyle uygulayacağım. Bu da Sebi Bebi'nin kendi markasına ait. Sofly Cosmetics'in bir süngeri. Yumuşacık, bir çok ultra yumuşak olduğu için çok rahat bir uygulama yapabiliyorsunuz ve uygularken yani zevk alıyorsunuz. Çok iyi. Şimdi ben benim biraz böyle telaşlı bir yapım olduğu için her şey böyle paniğim biraz. O çok kötü bir şey aslında ama böyle sevdiğim bir şeyleri yapmaya hazırlanınca, kalkınca atıyorum bir YouTube videosu, aşırı böyle heyecanlanıyorum. Çünkü çekeceğim, edeceğim moduna giriyorum böyle. Umarım bu videoda üstesinden gelirim her şeyin. Her zaman yaptığım makyajlar olduğu için, dediğim gibi yapabileceğime inandığım için bu makyajı da yapıyorum şu an. Hayırlısı değil. Şöyle yüzümün yarısına uyguladım fondöteni. Çok doğal bitişli, çok seviyorum. Doğru rengi bulmak da önemli. Göstermeden devam ediyormuşum. Maybelline'in Fit Me Concealer'ını uygulayacağım arkadaşlar. Bu da nemli bitişli bir fondö concealer. Şöyle göz altlarıma, göz kapaklarıma da uygulayayım. Bir baz görevi görsün diye arkadaşlar. Şöyle göz kapaklarıma ve göz altıma uyguladım ben. Makyaja başlamadan önce bir baz görevi görsün diye. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Fox Eye makyajının özelliği. Şurayı biraz çekik göstermek. Bir de buraları. Eyeliner yapacağım. Bir de şuraya doğru. İç kısma doğru. Tam anlatamadım ama. Ben far uygulamasıyla yapacağım bu adımı arkadaşlar. Wet n Wild'ın Rose in the Air far paletindeki renkleri uygulayacağım. 02 fırçayla göz kapaklarımı sabitlemek istiyorum. Bunun için de Transitian isimli rengi uygulayacağım. Şöyle hafiften alıyorum. Bu makyaj böyle ağır bir makyaj değil. Sadece biraz renk olması açısından bu rengi hafif göz kapaklarıma geçiyorum arkadaşlar. Biraz hafif gölge yapmak istiyorum göz köşelerime. Şuradan hafifçe alıyorum bunu. Herhalde görünüyor şöyle. Şöyle yarım şey diyorlar, crease, böyle yumuşatma diyorlar herhalde buna. Biraz şöyle yayabilirim aslında. Böyle Eco Tools'un kesik kuşlu fırçası. Yine o köşelere uyguladığım rengi alacağım. Biraz daha sert alıyorum ki, bastırarak alıyorum ki uygulamayı yapabileyim. Şöyle. Bunun amacı yarım bir eyeliner çizgisi çekmek ve yani orada bitirmek. Amaç bu arkadaşlar. Bir de yine aynı rengi alıp bunu da dikkatli uygulamak gerekiyor ve fırça da önemli aslında ama ben özellikle ince seçmeye gayret gösterdim fırçayı. İnşallah gösterebilirim ya. Eyeliner sürerken de çok konuşamıyorum. Evet, amaç bu. Najita'nın 263 numaralı fırçasını uygulayacağım, karıştırma fırçasını. Şuralara. Bu arada ben şunu söyleyeyim, neden farla uyguladım? Çünkü farla düzeltmeleri daha kolaydı. Gördüğünüz üzere hatalarım oluyor şu an. Pardon, kamera oynadı. Ben eyeliner'ın güzel çektiğime inanıyorum ama kamera karşısında bu düzeltmeleri yapmak zor olabilir diye düşündüm. Zaten çoğu make-up artist yapanlar falan videolarda da far uygulaması yapıyor. Eyeliner yapanları da takdir ediyorum. Alev karşı şey yapıyor mesela, farın üzerine eyeliner falan da çekiyor. Öyle de yapılabilir ama ben onu şu an istemiyorum. Şöyle bir hafif buğulu bir göz istiyorum. Yani bu dağıtma işlemini de aslında çok yapmıyorum ben. O yüzden bunu da biraz bocalayabilirim. Sezen, doğru yolda mısın? Emin misin? Ne yapıyorsun? İnşallah doğru yoldasındır. Acaba hiç dağıtmasa mıydın Sezen? Ne yapıyorsun canım benim ya? Aslında şuradakileri böyle dağıtsak yeter. Yeter ya, çok dağıtayım. Nasıl? Şuralara şöyle bir atış atsam. Küçük küçük atışlar yapsam şöyle. Sanki lazer yapıyorum. Ben arkadaşlar bunu yaptıkça batıracağım. O yüzden şu an çok iyi.
Ne yapsam? Şuralara bir aydınlık versem mi? Vermese sen batıracaksın. Vermese sen batıracaksın. Ama deneyeceğim. Ben denemeden yapamam. Şimdi bu Maybelline'in Fit Me Concealer'ından azıcık alıp Naşita'nın bu kapatıcı fırçası ile 266 fırçasıyla yavaş kaldı. Tamam, yani bu böyle çok çok hafif uygulamaya çalıştım. Siz de gördünüz. Benim bir suçum asla yok. Biliyorsunuz zaten ki insan kendine kendiyle baş başa kalınca harika makyajlar yapıyor ya. Tamam, bu böyle doğal bir geçiş oldu. Çok iyi oldu. Şimdi ben yine bu fırça aplikatörü oluşta çok iyi ya. Concealer'larda bu çok iyi oluyor. Hani böyle bir herhalde ikinci ise ben bayılıyorum. Köşelere şöyle bir geçiş yapmak istiyorum. Şimdi de biraz daha samimiyetimi siz de anlayacaksınız. Fox Eye da kimmiş? Ve bu TikTok var ya, başımıza bela oldu ha. Bu da benim göz renklerime uyan renkler. Çok seviyorum o yüzden. Özellikle uyguladım. Okey. Aslında şöyle. Şimdi göz altlarını, bunu alev karşısında gördüm. Concealer uyguluyoruz ya. Böyle göz altlarına düşen farlar oluyor. Onları tekrar bir temizlemek amacıyla concealer'ı tekrar uyguluyor kendisi. Duayen. Çok seviyorum onu. O yüzden hafiften şöyle bir concealer'ı değdirmek istiyorum. Bakın. Çok sevdiğim bir maskarasını uygulayacağım. In Extreme Dimension 3D Black Lash Maskara. Ben de benim bu mini boyu galiba, orijinal boyunu görmemiştim. Dış köşelere daha çok yoğunluk verdikleri için o şekilde bir uygulama yapacağım. Tekli kirpik kullananları gördüm bu makyajda ama onun için şu an tekli kirpiğim yok. Tam kirpiğimi de kesmek istemiyorum. Özellikle çok yoğun siyahlığı olduğu için de tercih ettim. Aa, kulaklarım. Gözü daha iyi gösteriyor. Benim gibi biraz açık tenli gözlere, ela gözlere bu koyu maskaralar, daha yoğun siyah maskaralar gözü çok daha güzel gösterdiğini söyledikleri için gerçekten de öyle. O yüzden bu uygulamayı yapıyorum. Bunu seçtim, bu maskarayı yani. Zaten çoğu uygulamalarımda bu maskarayı tercih ediyorum. Bir tanesi de kesin alırım ya da MAC'in başka bir maskaralarını da denemek istediğim için onları da tercih edebilirim. Dış köşeleri gördüğünüz üzere daha yoğunlukta maskara sürmeye çalışıyorum. Ben şimdi neyi unuttum biliyor musunuz? Kirpik kıvırıcıyı unuttum ama kirpik kıvırıcıyı da çok güvenemediğim kendime herhalde, o yüzden unuttum. Kıvırıcı da yapıyorum ama böyle korkarak yapıyorum biraz. Bazen uyguladığım da oluyor. Sonra diyorum çekeyim mi çekmeyeyim mi, böyle düşünüyorum, arasında kalıyorum. Aslında bunu sağ gözüm şeyle de yapabiliyorum, elimle de maskarayı sürmeyi. Mükemmel bir yeteneğim var. Ya var ya, resim çekiyorum, saçım gözümün önüne geliyor. Video çekiyorum, gözümün önüne geliyor. Ben ne çektim bu saçlarımdan ya? Sağ ve sol elimi kullanmayı öğrendim. Arkadaşlar, ben bu arada makyajda profesyonel değilim. Ben sadece Instagram'da paylaşım yapan bir bloggerım. YouTube'da da ağırlık vermeye çalışıyorum artık videolarıma. O yüzden ben harika bir makyaj yapmıyorum. Onu da baştan söyleyeyim, iddia etmiyorum. Olumsuz yorumları da açayım. Önerilerinizi açayım. Güzelse güzel deyin, kötüyse kötü, ne yapayım artık yani bu makyajda. En kolayını seçip uygulamaya çalışıyorum YouTube videosunda. Risk alınan makyajları önermiyorum YouTube'da çekmeyi. Bu bile bir cesaret ama. Şimdi ben alt kirpikleri unuttuk tabii. Biraz hafif uyguluyorum. Şuna yaptım mı ben ya? Ha, yapmışım. Çok iyi. Hemen böyle rengi sabitleniyor. Tabii ki ilk kullanımlarda dokunmamak lazım maskaraya. Çünkü aklım şey olabilir, rengi anında. Sadece bunu ben yıkarken biraz sinir oluyorum çünkü böyle makyaj full siyah olduğu için, maskara böyle ekstra siyahlığı olduğu için şey yapıyor, böyle bütün gözünüze böyle siyahlığı akıyor. Makyajı doğru çıkarmak çok önemli bu maskarayı sürerken. Göz kapaklarım düşük olduğu için galiba, benim oymuş, yeni öğrendim. Kirpiklerim düşük, böyle göz kapağı düşük deniyormuş benim gibilere. Böyle ne sürsem böyle düşüyor kirpiklerim. Yapacak bir şey yok yani. Allah da benim öyle yaratmış. Şimdi bunları bitirdik. Maskaramı sürdüm. Allah'ıma bin şükür. Şimdi ne kaldı? Ya dikkat ettiyseniz uygun fiyatlardan gitmeye çalıştım. Siz de alabilirsiniz diye. Hani daha sonra beğenirsiniz ürünü falan, bir şey olur diye. O şekilde. O yüzden aldığı da MAC seçecektim. Onun yerine farklı bir aldık seçmek istedim. Golden Rose'un, bu yıllardır herhalde kullandığım bir aldığı. Golden Rose
Terracotta Stardust isimli böyle bronzer tonunda bir renk. Işıltılı ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben o yüzden bırakmıyorum vallahi yani. Fırçam da Nashita'nın Pro serisinden 253 numaralı kesik allık fırçası. Şöyle allık sürerken de gülümsüyormuşuz. Temel kural. Aslında ne kadar tampon hareketlerle yaparsanız o kadar iyiymiş aldıkta uygulamada da. Ya ben böyle konuşuyorum da bayağı video izlediğim için böyle konuşuyorum. Bir şey dayanmadan asla sizlere de aktarmam arkadaşlar. Sizi bu yola sürüklemem. Aldığı bazen burun ucularına da konduranlar oluyormuş. Şöyle make-up artistler yapıyor. Evet, şöyle şöyle benim yaptığım uygulamalar bunlar arkadaşlar. Aldığı uygulamasını bitirdim. Şimdi bunlar detay adımlar. Önemli olan burada Fox Eye makyajımı göstermekti. La Roche'nin Lavia and Glow şöyle dörtlü rengi olan aydınlatıcı, toz aydınlatıcısı. Bunlar da bayağı pahalılaştı. 70 lira falandı ya. Acayip. Fırça olarak Sofly Cosmetics'in yelpaze fırçasını uygulayacağım. Piyasadaki görebileceğiniz en tatlı fırça bence böyle. Bulamayacağınız da bu tarz böyle küçük minik. O yüzden almanızı tavsiye ederim açıkçası. Benim bir önerim. Renk olarak da ilk baştaki rengi uyguladım. Şurada. Daha çok bunu uyguluyorum. Diğer tonlar bana gitmiyor açıkçası. Bunda da yine tozunu hafif alabilirsiniz. Şöyle doğal görüyorsunuz. Diğer renkleri biraz şampanya patlatıyor bir renkler. O yüzden yapmak istemiyorum. Şuralara uygulayabilirsiniz. Alev Kars'ın dediği gibi. Bu oraların takip ediyorum. Öyle mi? Makyajda kural yok. İstediğiniz yere uygulayabiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Şöyle kafama göre. Siz isterseniz. Kaş altlarına o mu diyordu ya? Biri diyordu. Kaş altlarına böyle aydınlatıcı modası biraz geçti falan. Yani toz aydınlatıcı demek istiyorum. Doğal. Her şeyin doğalı biraz. Soft gidiliyor bu bahar aylarında da. Şöyle. Bu arada bronzer uygulamayacağım arkadaşlar. Çünkü benim yüzüm biraz bronzer'a müsait bir yüz değil. Yapmak istemiyorum şu anda zaten. O şeyleri bazen kontürdür, bronzer'dır yapamıyorum. Ama görüyorsunuz ne kadar güzel oldu allık değil mi? Tavsiye ederim onu bulabilirsiniz hala. Ben baktım sitesine Goldrose'un. Güzel allık. Nereden nereye atlıyorum. Şimdi bakıyorum bir son kez. Ya dokunmak istemiyorum şu an çünkü doğal bir geçişim var diyeyim. Ne diyeyim ya. Böyle çok doğal yani. Doğallığını bozmak istemiyorum. Kalsın böyle kalsın. Benim Fox Eye'm böyle olsun. Şimdi bir dakika ben rujumu unuttum. Ruju nasıl unuturum? Saniye bekletebilir miyim? Down to an Art rujunu kullanacağım arkadaşlar. MAC'in. Maskarayı bir tık daha geçelim mi? Ne diyorsunuz? Uygulama açısından yanlış bir şey yaptıysam onu da yazabilirsiniz. Ya da sormak istedikleriniz bir şey varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu beni geliştirir. Fox Eye tilki göz makyajı. Aslında bu kirpik çoğu makyaj hesabı şuralara tek tek kirpikler takıyor. Tüm kirpiğim olan var. Onu kesmek istemedim dediğim gibi. Şimdi detaylara geçeceğim yine ama. Şimdi bu NYX'in mat bitişli makyaj sabitleyici spreyini uygulayacağım yüzüme. Bunu da çok seviyorum. Evet, benim makyajım bu kadardı arkadaşlar. Şöyle tekrar bakayım da. Şuradan saçımı da açayım. Bromer'ın Eyebrow Fixatör maskarasını, şeffaf maskarasını uygulayacağım. Arkadaşlar sabun uygulayanlar var. Ben de uyguladım aslında. Çok güzel. Fox Eye Makeup makyajım bu şekildeydi. Kedi göz makyajı. Evet arkadaşlar, makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.